İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Dünya üç gündür. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey oğul, Rabbini kullarına şikayet eder mi kul? Lakin sana bir bela ettiğinde isabet, insanlara anlatıp ediyorsun şikayet. Bu dünya denizinden çok sakın ki ey oğlum, burada çok kimseler boğuldu biliyorum. Kullardan yüz çevirip Hakk'a dön ki ihlasla, hiç kimseden bir zarar gelmesin sana asla. Halisler Allah için yaptığından her işi, tesir etmez onlara cehennemin ateşi. Onlar mahşer gününde yürürlerken sıratta, yüzlerinin nurundan cehennem söner hatta. Bir günde buyurdu ki, oğlum sen ne garipsin. Kulları memnun edip Rabbi gücendirirsin. Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası, kazaya bırakırsın onlar için namazı. Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Öyle anahtardır ki zira tövbe istiğfar, açılır onun ile açılmayan kapılar. Dünya ve ahirette istersen rahat olmak, sükutu tercih edip lüzumsuz lafı bırak. Kıyamette her sözden hesap var, ince ince. Sonra pişman olursun cevap veremeyince. Oğlum, akıllıysan konuşma, dilini tut. Zira söz gümüş ise elbet altındır sükût. Salih kimselerle beraber olmaya bak. Zira sana onlardan fayda gelir muhakkak. Ey oğlum, sevincinden fazla olsun hüznün. Zira hüznü sevinçten fazlaydı Resulün. Lakin güler yüzlü ol, yakışmaz asık surat. Tebessüm müminlerin şiarıdır ey evlat. Bir günde buyurdu ki, mütevazı olunuz. Zira siz bir damlacık sudan halk olundunuz. Sonunda da bir avuç toprak olursunuz hep. Böyleyken neyinizle kibredersiniz acep? Rabbimiz her günahı affedebilirse de, kibirli olanları hiç affetmez yine de. Dünya sanki üç gündür. Dün, bugün, bir de yarın. Dün geçti, asıl bugün ölüme hazırlanın. Çünkü yarın gelmedi, belki de gelmeyecek. Zira yarın gelmeden belki ölüm gelecek. Öyleyse iş çok mühim, anlayın artık bunu. Çıkarın kulaklardan bu gaflet pamuğunu. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Lakin o uyanmanın faydası olmaz zinhar. Ölüm ve ahirete elbet inanırsınız. Lakin nasıl iman ki hazırlık yapmazsınız? Bir günde buyurdu ki,
Cimri olma evladım. Günaha yaklaştırır o seni adım adım. İsa aleyhisselam sordu bir gün İblis'e. Sence iyi ve kötü kimlerdir söyle bize. Dedi ki, cimri olan mümini seviyorum. Çünkü onu günaha kolay sevk ediyorum. Cömert günahkardan da korkarım şu sebepten, bu hasletle günahı sininebilir hepten. Seyyid Abdülkadir Geylani hürmetine, ya Rab bizi kavuştur yüksek şefaatine. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya kiramdan olan Seyyid Sıbkatullah İzani rahmetullahi teala aleyh. Kabir azabı dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih edenler olur. İkisinin sevgisi müsavi eşit yahut ahireti dünyadan çok sevene kabir azabı yoktur buyuruyor Seyyid Sıbkatullah İzani kutise sunu. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo, iyi günler. Buyurun. Kardeşim için Osmanlı Hoca'dan hayırlı bir işe girebilmesi için dua istiyorum. Cenab-ı Hak rast getirsin, kolaylık versin inşallah Teala efendim. Amin hocam. Benim bir tane sorum olacaktı. Şimdi hocam, evimizin öndeki bahçenin öşrü verilmiyor. Bunu biliyoruz biz. Hı hı. Peki evimizin önünde bahçe yeri yoksa biz de biraz uzak bir yere bahçe niyetiyle kullansak oranın öşrünü vermek gerekir mi, gerekmez mi? Peki efendim. Tamam. Peki, teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler, kolay gelsin. Sağ olun, buyurunuz. İki tane sorum olacak hocama. Dinliyoruz efendim. Hocam, ben bir de dün aramıştım da ona ilgili bir soru soracağım. Hani bir Alevi'ye kız kaçmış demiştim annesinin rızası olmadan. Hocam, onu bana söyleyen yakınım hani yemin ettirmişti, kimseye söylemedi ama hani yakın akrabalar anlamında galiba söylemişti. Ben şimdi bunu son olarak size dün sordum ya, yeminin bozulmuş oluyor mu? Öğrenmek için soruyorsunuz. Tamam. Evet, onu öğrenmek için sordum. Hani tamam efendim. Diğer sorum da hocam, ilk biz evlendiğimiz hani böyle bir aylık falan dönemlerde annesinden dolayı bayağı bir sıkıntılar çekiyorduk da eşim o dönemlerde bana boşanacağım. Gidip başvurup boşanalım gibi sözler kullanmıştı. Şu an çok iyiyiz Allah aşkına, sıkıntımız yok. O kullandığı sözlerden dolayı boşanma tehlikesi geçirmiş oluyor muyuz? Oluyorsa ben Şafii mezhebindeyim. Hani eşim Hanifi mezhebinde. Peki yani efendim. Boşanmış falan oluyor muyuz? Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin hocam. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Yok mu? Dinleyicimiz bekleyememiş. Üstelik dinleyicimiz çok ısrar etmişti yani. Demek ki çok da önemli değil bir şey. Yani. Değil mi? Demek her ısrar eden şey doğru söylemiyor veya haklı değil yani. Şimdi böyle her şeyi acil diyenler için bu adamın üç tane eşi var. İkisi acil, birisi Yıldırım derler, tamam mı? Yani acil dediği şey tamam, kendine göre acil olabilir de umma ait değil. Demek ki çok da acil bir şey değilmiş. Bazıları bilerek de yapıyor yani acil. Kendisi de biliyor acil olmadığını ama acil diyerek öncelik almaya çalışıyor. Uyanıklık yapmaya çalışıyor. O da nereye kadar gider? Yani. Ya. Allah-u Teala acele etmez ama herkesin yaptığının karşılığında verir. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Efendim, gelelim. Hocam, ondan önce cumartesi pazar üniversite imtihanı var. Hı-hı. Arayıp dua isteyenler oldu. Bayağı biz de isteyenler evet. Oldu. Evet, bütün öğrencilerimize bir dua edersiniz. Efendim, bugün cuma. Biz burada cuma günleri Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler bir bina yaptırdığı zaman oraya mutlaka bir mescit yaptırıyorlardı. Her katta var aslında namaz kılacak yerler, öyle merdiven altı, kömürlük veyahut da mahzen değil. Burada da aynı şekilde büyük bir mescit var. Orada cuma namazı da kılıyoruz bu cuma günlerde. Cuma namazında işte dinleyicilerimizle de iştirak edenler oluyor. Gelen hatimdir, hatmi tehlildir, o diğer tesbihatlar toplanıyor, yekün ediyor.
Cuma namazı kılındıktan sonra onlar hediye ediliyor. Ve hediye ederken orada hastalarımıza, bütün hastalarımıza, hasreten mesela iştirak edenlerin bütün yakınlarına, mesela neyle iştirak etti? Bir hatim, işte bir hatmi tehlille iştirak etti. Şimdi orada 300 tane hatim oluyor. Bazen 400 tane hatmi tehlil oluyor. Kendisinin kaç taneydi? Bir tane. Bir tane ne oldu? 400'e çıktı, 500'e çıktı. Efendim işte 1000 tane salavat okudu. Bakıyoruz orada 6 milyon, 7 milyon salavat-ı şerife toplandı oluyor. Ne oldu şimdi? Ahirete intikal edenler o kadar aynı şekilde kendi geçmişlerine de gidiyor. Efendim işte belki biz ihlaslı okumamışızdır, doğru. Onun için mesela bazen teşvik ediyoruz. Ya orada birisi ihlasla aynı şekilde okumuştur o okuduklarını. Bizimki de onun içerisine çarpınca Allah-u Teala meleklerine bunu ayırın, bunlar ihlaslı okundu demezmiş. O bir kişinin ihlasla Allah rızası için okuması hürmetine hepsini kabul ediyor. Oh, ne büyük nimet ya. Ama tek başına olsa bilmezsin, bilemezsin ne olur ne gitmez. Diyeceksiniz niye uzattınız? Bugün biz de aynı şekilde orada cumartesi yani değil mi? Evet. Üniversite imtihanına gidecek. Girecek olanlar var. O çocuklarımıza da dua ediyoruz. Allah-u Teala hayırlı muvaffakiyetleri ihsan etsin. Kendileri hakkında dinler ve dünyaları için hayırlı olanı ihsan etsin. Şey yapmamalı. Çalıştık. Sebebi yapıştıktan sonra girmeden önce aynı şekilde bir dua eder. Onsa telaşlanmam. Ama şöyle bir yok değil mi? Yani kıyamet kopmuyor. Dünyanın sonu da değil. Ve çocuk diyelim ki Allah-u Teala'nın takdiri öyle. O anda rahatsızlandı veya bir şey oldu. İstediği gönlüne düştüğü, annenin babasının gönlüne düştüğü bir fakülteyi tutturamama durumu söz konusu olsun. Bunu ne mahsur olur ki? Allah-u Teala herkes bir iş için yaratmıştır. Siz de yakinen tanıyorsunuz. Biz nice böyle tıp fakültesini bitirip de doktorlukla hiç alakası olmayan gazetecilik yapan, televizyoncuk yapanlar var. Hukuk fakültesini bitirip de avukatlık yapmayıp da tüccarlık yapanları tanıyoruz değil mi? Ziraat fakültesini bitirmiş. Ziraatta hiç alakası yok. Kumaş bilmem ne ticareti yapıyor değil mi? Hiç alakası yok yani. Rahmetli bir abi de ziraatçıydı. Ziraatçıydı ama. Yayıncıydı. Program müdürümüz. Tabii yayıncıydı. Dolayısıyla Allah-u Teala herkesi bir iş için yaratmış. Onun için anne baba da dua ederken, ya Rabbi evladım için dinine ve dünyasına faydalı olacak, onun için hayırlı olacaklar ihsan eyle diye dua etmeli. Çocukları da sıkmamalı, telaşa kaptırmamalı. Dünyanın sonu değil. Çünkü bazılarının öyle bir baskı yapıyorlar ki çocuk intihara bile gidiyor. Ya, ne lüzum var aynı şekilde, gereği yok ona. Peki siz şimdi dua edeceksiniz bütün çocuklara. Bunların bir kısmı ağlayacak, bir kısmı gülecek, gönlündeki olacak, olmayacak falan. Osman Hoca da dua etti ama hiçbir şey olmadı. Ha. Gibi bir durum ortaya çıkacak. Onun cevabı hazır. İmam Rabbani Hazretleri hayattayken Kudüs'e soru bir talebesi gelmiş, bizim gibi saf doruk bir talebe. Demiş efendim, emrettiğiniz şekilde yaptık. Sizi dinledik, itikadımızı düzelttik, amelimizi de düzeltmeye çalıştık. Sizinle de istişare ettik. Siz emrettiniz, istihare de yaptık. O işi kurduk ama iflas ettik. Bunun üzerine İmam Rabbani Kudüs'e soru dedim. Mübarek tabii Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri soyundan geldiği için. Faruk'u damarım kabardı buyuruyor zaman zaman. Celalli bir zat. Diyor ki evladım, biz diyor Allah-u Teala ile pazarlık halinde miyiz? Ben şunlar yaptım, duayı da yaptım, benim istediğimi ver. Yok öyle bir şey diyor. Biz Allah-u Teala emrettiği için sebebe yapışırız. Allah-u Teala emrettiği için dua ederiz. Ama takdir ona aittir. Verir, vermez. Belki bizim gönlümüzdeki bizim aleyhimize olacak. Merhamet etti, ihsan etmedi onu. Nereden biliyorsun? Efendim işte tıp fakültesini kazandı. Kazandı, doktor oldu. Aynı şekilde başarılı da bir doktor oldu. Parayı da çok kazandı. Dinsiz oldu, gitti. Arabası var. Villası var. Son model arabayla. Ama iman gitti. Dolu parayla bir şekilde cehenneme gitti. Evet, cehenneme gitti. Ne oldu? Emel abiler, Allah-u Teala rahmet eylesin. İstikbal... Çocuğun ahirete imanlı gitmesi demektir buyuruyorlar. Yoksa efendim doktor olsun, mühendis olsun, işte çok zengin olsun, villalarda köşklerde otursun. Ya otursun, iman olduktan sonra otursun, onun mahsus söz konusu değil. Ya bunlar onun aynı şekilde ayağının kaymasına sebep olacaksa, yani hayırlı değil. Onun için Cenab-ı Hak hayırlı neticeler ihsan etsin diyoruz. Hayırlı netice. Kazanman mı hayırlı, kazanmaman mı hayırlı?
Ya bunu defalarca aynı şekilde yeri geldikçe anlatıyoruz. Hani bugün kalplerine ferahlık vermek için. Bir tane ziraat mühendisi bir arkadaş. Burada İhlas'ta çalışıyordu. Şu anda emekli. Dedi ki ziraat fakültesi birinci sınıfta ben dedi. İkinci sınıfta dedi. Sınıfta kaldım dedi ya. Ama çok üzüldüm dedi. Üzülür insan tabii elinde değil. Ama dedi şimdi nasıl dua ediyorum kaldığıma dedi. Ya nasıl olur? Niye kaldığına aynı şekilde dua ediyorsun? Benim başıma da geldi de oradan biliyorum. Ben de dua ediyorum. Şimdi dedi ikinci sınıfta kaldım. Birinci sınıftakiler ikinci sınıfa geçti. Oturduğum sıraya birinci sınıftan ikinci sınıfa gelen bir çocuk. Beş vakit namazını kılan itikadı düzgün birisi. Ya bir baktım, iki baktım, üç baktım dedi. Sıra arkadaşın dedi. Arada dedi konuşmaya, sohbet etmeye başladık. O sohbet muhabbete dönüştü. Sevdim onu dedi. O sevince ben de namaza başladım dedi. O sevince dedi ki dedi arkadaş bu kitapları oku. Ben bunu okuyorum. Ben de başladım okumaya dedi. İşte tam ilmihali verdi. Tam ilmihali okumaya başladım. Bu kitaplardakiler aynı şekilde sevmeye başladım dedi. Ya dedi eğer dedi ben dedi sınıfta kalmasaydım çok affedersin de bir kalas olarak çıkıp gidecektim dedi ya. Doğru söylüyor. Ben de ilahiyatı bitirdim. Bir tek İmam Hatip orta birinci sınıfta ben ikmale kaldım. Ondan sonra hiç ikmale kalmadım. O da köy ilkokuluydu. Geldik işte orta birinci sınıfta bocaladık. Ondan sonra hiç ikmale kalmadım ben. Hep iyi derecelerle sınıfı geçiyordum. Şeyde de ilahiyatta da ikmale kalmadım. Son sınıfta ikmale kaldım. İkmale kaldığım iki tane ders vardı. O iki dersten sınıfta bazı arkadaşları çalıştırıyordum ben. Onlara yardımcı oluyordum. O yardımcı olduğum derslerden ben ikmale kaldım. Öbürleri geçti siz kaldınız. Ha öbürleri geçti ben kaldım. Yani öğretmen kaldı. Öğrenci geçti gibi bir şey. Aynen öyle oldu. Ama çok üzüldüm. Ve bir de ilahiyat son sınıfta beni evlendirdiler. Tamam mı? Öyle de bir durum vardı Anadolu'da. Zaten anacığım böyle bakıyordu. Oğlan evde kaldı, oğlan evde kaldı. Çünkü benimle beraber ilkokulu bitirenlerin hepsi evlendi. Çoluğu çocuğu oldu. Tamam mı? Kadıncağız böyle bakıyordu. Oğlan evde kaldı diye öyle bakıyordu. Hatta biz her gidişimde onun falan kız alalım olur anne diyordum. Olur anne, olur anne. Bir gün dedik sen dedi benimle dalga mı geçiyorsun? Bir tane alacağız hepsini olur diyorsun diyordu. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Şimdi ben ondan sonra Haziran dönemi değil, Eylül dönemi mezun oldum. Mart'ta tayinim çıktı. Gündüzde okuyorduk, yatılı değildik. O Haziran'da mezun olanlar kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere tayin oldular, gittiler. Yani benden 6 ay önce tayin oldular. Ben de şimdi evlendim falan, hemen bir an önce iş sahibi olmam lazım. Ondan sonra 6 ay sonra tayinim çıktı. Balıkesir, Gönel, Ömer Seyfettin Lisesi'ne. Ben Gönel'e gelmek suretiyle orada Hüseyin Halim Efendi'nin rahmetullahi teala'yı talebelerini gördüm. Çünkü bizi İmam Hatip ve ilahiyatta bu zatın kitaplarını yakın diyorlardı. İlk defa onları görünce şaşırdım. Bunlar dedim uzaydan mı geldi ya? O zatın lehinde konuşana hiç rastlamamıştım. Ama yakmamıştım ben o kitapları. İlk defa rastladım. Sonra onların hallerine baktım. Ya dedim ben ilahiyatı bitirdim. Bunlar daha çok biliyor. Ben ilahiyatı bitirdim. İmam Hatip ilahiyatı bitirdim. Benden daha çok güzel namaz kılıyorlar. Haramları benden daha iyi biliyorlar. Allah Allah. Bunlar mı ilahiyatı bitirdi? Ben mi bitirdim yani? Yani onları görünce yani cahil olduğumu anladım. On sana işte Saadet Ebediye kitabını karıştırmayı okumaya başladın. Ve o zaman bende jeton düştü. Allah-u Teala benim hayrımı murad etmiş. Kalmam benim için hayırlı olmuş ikmale kalmam. Eğer ikmale kalmasaydım oraya gitmeyecektim. Belki o arkadaşlara rastlamayacaktım. Ehl-i Sünnet itikadının da aynı şekilde ne olduğunu bilmeyecektim. Allah-u Teala'nın dinle hizmetinde ne olduğunu bilmeyecektim. Odun gibi gidecektim, odun gibi çıkacaktım. Şimdi de emekliye ayrılacaktım. Kahve köşelerinde Kur'an da diyor ki diye böyle lap lap konuşanlardan olacaktım. Hatta rahmetli babam bir gün dedi işte oğlum ben seni yetiştirdim. Yok dedi baba Allah razı olsun dedim kendi fedakarlığına din okuluna gönderdin. Ama dedim o okulun ne olduğunu sen bilmiyordun. Sen bilmiyordun orada din öğretilir zannettin dedim. Onun için gönderdin. Dinine, vatanına faydalı olsun diye gönderdin. Ama dedim Allah-u Teala ihsan etti, lütfetti. Yani ben Ehl-i Sünnet itikadını, hani Hüseyin İlmi Efendi'yi ve onun kitaplarını aynı şekilde tanıdım. Seyyid Abdülhakim Avras Hazretleri'nin o büyüklerinin aynı şekilde büyük olduğunu Allah-u Teala ihsan etti, lütfetti. Dedim şimdi dedim bak babama da söylediğim rahmetliye. Senin dediğin şekilde olsaydım ne olacaktı? Benim emsallerim emekli ayrıldı. Görüyorsun dedim burada Konya'da merkezde İhsaniye Mahallesi'nde oturuyordu. Kahvelerde onlar da görüyorsun sen falan. Ben de işte öyle kahvelerde oturacağım. Pinekleyip duracaktım. İşte Kur'an'da diyor ki, Kur'an'da deniyor ki. Bana göre öyle değil deyip duracaktım değil mi dedim. Dur. Doğru söylüyorsun oğlum dedi ya. Doğru söylüyorsun dedi hakikaten. Öyle olacaktı yani.
Siz evet. Ama bu kapasiteyle böyle kahve köşesinde değil de başka ha, televizyonlarda... Şeyh de olurduk değil mi? 500 bin dolara Ramazan programı yapardınız bence. Biz sizi burada bedava çalıştırıyoruz. Yani uslu durmazdım, bir şey falan olurdu yani değil evet, mi? Evet. Allah-u Teala muhafaza etti ya. Cenab-ı Hak muhafaza etti. Demek ki hani kendi hayatımdan da misal veriyorum. Yani ikmale kalmam benim hayırıma olmuş. Mesela o arkadaş da diyor ki sınıfta kalmam benim hayırıma olmuş. Bazı şeyler öyle. Hatta bak onu da hatırlıyorum deme. Ben o zaman Gönen'deydim, öğretmendim. Bir uçak kazası oldu. Bu şeyden İzmir'den kalkmış. Yeşilköy'e gelmeden denize çakıldıydı. Yok onu hatırlamadım. Hatırlamadım. Hele ki şükür yani. Çakıldıydı falan. Orada bir tanesi işte bir iş adamı ne uçağa binecek o zaman. Herkes uçağa binemiyordu ki. İnsanlar eline nimet geçince de şımarıyor, nankörlük ediyor. Allah'tan korkun ya. Bir nimet gelince ona da şükretmek gerekiyor. Teşekkür etmek gerekiyor. Sonra Cenab-ı Hak elinden alır onu. Çünkü herkes uçağa binemezdi. Onun için aynı şekilde belli bir o sosyete zenginler şey yapıp duruyor ya. Anadolu insanı zenginleşti. Şimdi evet. Uçağa falan biniyor ya. Bizimle aynı uçağa biniyorlar diye bozuluyorlar. Bozuluyorlar. Adam orada kavga etmiş, yetişememişim. Hiç nasıl şey yapmasın falan filan. Uçağın düştüğünü öğrenince adam şükrediyor. Ya Allah-u Teala yani muhafaza etmiş. Zahiren adam yetişecek, İstanbul'da işi var, onu halletmesi gerekirken binseydi o da gittiydi. Değil mi? Binseydi o da gittiydi. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin şer gibi gördüğünüz şeyler sizin için hayırlıdır. Çok uzattık da yani bayağı çocuğumuz, bayağı çocuklarımızdan imtihana girecekler var. Evet. Dolayısıyla çocuklarınızı sık boğaz etmeyin. Anne baba olarak da ya Rabbi evladıma hakkında hayırlı olanı ver diye dua edin. Neyin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ilmin kabı amel, amelinki de ihlastır. Her şeyin bir kabı vardır. Kap, içine konulanı muhafaza etmek, yani zayi olmasını önlemek için gerekli olan nesnedir. Mesela su bardakla, çorba tabakla verilir. İlmin kabı ameldir. Amelin kabı da ihlastır. İhlasla yapılmayan ameller de zayi olmuştur. İhlas, her şeyin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Dinin kabı ise haya ve edeptir. Resulullah Efendimiz, haya imandandır buyurarak, edebin, içinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır buyurarak da, güzel ahlakın önemini bildirmiştir. Dinimize hizmet ederken, bize karşı çirkin söz ve davranışta bulunanlar olabilir. Bu durumdaki insanlara kızmak yerine acımak lazımdır. Soru sormak kişinin ilmini, konuşmaksa sıfatını ortaya koyar sözü meşhurdur. Bu durumda çirkin sözlerle hakaret edenler kendi sıfatlarını ortaya koyuyorlar. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, onlar sizin aynanızda kendilerini, hakiki sıfatlarını görmekte ve gördüklerini söylemektedir. Zan yoluyla Allah'ın yasak ettiği bir işle sizi itham edenler, gerçekte o çirkin işe müptela olan kimselerdir. Mesela sizi yalancılıkla itham eden kimseler, biliniz ki yalan söyleyenlerdir. Zira zan delil değildir. Delil olmadan bir kimseyi itham etmek de suizandır ve haramdır. Muhatabını çirkin sözlerle incitmek, onu küçük görmek, kendini büyük görmekten kaynaklanmaktadır. Bu ise kibirdir. Allahü Teala şirki ve kibri affetmeyeceğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e verdiği müjdelerden birinde, "Şirk koşmayanlar mutlaka cennete gidecektir." buyurdu. Allahü Teala kibri affetmiyor. Çünkü kibrin ucunda, sağında ve solunda şirke doğru yollar vardır. O bakımdan Peygamber Efendimiz gizli şirkten sakının buyuruyor. Gizli şirkin çeşitlerinden biri kendini beğenmek, başkasını beğenmemektir. Allahü Teala bazı yetkiler, bazı imkanlar,
bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak ve bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Bir iş ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. O halde hak olan dini de kendi de bildirdiği gibi kıyamete kadar sürecektir. Peygamber Efendimizin varisleri de çok çektiler. Dolayısıyla iman yani inanmak çok zor, inandırmak daha zordur. İman Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimetten biridir. İmanı olanlar sevinçten oynasa yeridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Haniye Miracı söyleyince aman kimseye anlatma. Kimse inanmaz ve inananlar da vazgeçer dedi. Peygamber Efendimiz de anlatmam lazım. İnanmayacak olan sonra da vazgeçer. Çürük temel üzerine bina olmaz. Ayrılacak olan şimdiden ayrılsın, sağlamları kalsın buyurdu. Akıl durdu, zaman durdu, her şey durdu, iman başladı. Miraç imandır. Peygamber Efendimizin hiç yalan söylemediğini müşrikler de biliyordu. Cenneti cehennemi gidip gören mi var diyenler oluyor. Evet var. Hayatında hiç yalan söylememiş olan Muhammed Aleyhisselam var. Mübarek geceler kıymetlidir fakat Miraç gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir. Peygamber Efendimiz bir ay Taif'te İslamiyet'i anlattı, hiç kimse inanmadı. Alay ettiler, çocuklara taşlattılar. Gece amcasının kızının evine geldi. Ümmü Hani haber verseydiniz yiyecek bir şeyler hazırlardım, yedirecek bir şeyim yok dedi. Peygamber Efendimiz yiyecek içecek gözümde yok, Rabbime ibadet edecek bir yer bana yeter buyurdu. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a Habibim çok üzüldü, onu ben teselli edeceğim, git Habibimi bana getir buyurdu. Önce Mescid-i Aksa'ya geldi, sonra göklere çıktı. Allahü Teala'yı bilinemeyen, anlaşılamayan şekilde zamansız, mekansız olarak gördü. Ya Rabbi, ümmetim içinde bunu isterim dedi. İşte beş vakit namaz bize miraç olarak verildi. Miraçta ne hikmetler vardır? Namaz kılmayan miraçtan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden başka bir olay yoktur. İşte miraç böyledir. Miraç, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Miraç, namazdır. Allahü Teala namaz gibi bir nimeti insanlara ihsan etti. Namaz, Allah sevgisini artırır, duanın kabulüne de sebeptir. Namaz varsa hayat vardır. Namaz yoksa insan bir işe yaramaz. Namazdan mahrum olan her şeyden mahrumdur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz sualine cevap veremedi. Dedi ki, şeyi öğrendik dedi, evin bahçesinin de yetişen meyve, sebze, bunların usru olmaz diye dedi. Siz de anlatıyorsunuz, kitaplarda da yazıyor. Ama dedi, evin bahçesi değil de dedi, mesele mahallenin kenarında veya köyün hemen çıkışında. Bizim de vardı öyle. Şeyin arasında kalıyordu mesela. Bizim böyle bahçemiz vardı. Şeylerle, anneannemlerle ortak, yarısı onların yarısı bizim şekliyle. Köyün içerisinde gibi bir şeydi. Oradan böyle ırmak geçer. Ev yapılmamıştı. Evler var kenarlarında falan. Ama evimizin bahçesi değil. Eviniz o bahçenin içinde değil. Evimiz o bahçenin içinde değil. Dolayısıyla usru tabi mi orası tabi. Bu dinleyicimizin aynı şekilde evimizin bahçesi değil dedi. Yani evimiz o bahçenin içinde değil. Orada elde ettiğimizden usur verecek miyiz? Vereceğiz. Yalnız bu da tabii hani müçtehitlerin farklı iştihatları rahmettir. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebani Hazretleri'nin talebesi olan İmam Muhammed Şeybani Hazretleri mezhepte müçtehittir. Bu zat buyuruyor ki topraktan çıkan mahsulün usru verilebilmesi için bir nisap bildiriyor. Nisap ne demek? Nisap bir ölçü demektir. Mesela parada 96 gram altın diyor. Ticaret malında 96 gram altın veya bunun karşılığı ticaret malı olacak diyor.
hayvan zekatında işte koyun keçi şu kadar olacak, sığır bu kadar olacak. Bunlar ölçü, nisap. Oraya ulaşırsa verecek. Ama İmam-ı Azam İbani Hazretleri az olsun çok olsun diyor. Topraktan çıkan her şeyin uşunu vereceksin. Ama İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki yok. Topraktan çıkan 5 vesk ve yukarısıysa. 5 vesk ne kadar? 5 vesk 1250 litre. Yani 1,5 tona yakın neredeyse. Bir buçuk tane yakın. Yani aldığım ürün o kadar olması lazım. Olması lazım. Şimdi mesela ben kendi biraz önce söyledim. Köyümüzde o zaman bahçe olarak kullandığımız yeri. 2 sıra şey ekilir. Salatalık. İşte 4-5 sıra domates ekilir. Evde yiyebilecek işte marul ekilir. Veyahut da göğer derler, soğan tohumu ekilir, tohum pırası ekilir, bunlar ekilir. Ama bunların toplamı değil, her bir cinsin salatalık hiçbir zaman 1250 litre olmaz. Çünkü yiyecek kadar ekiyorsun, domates de öyle, yiyecek kadar ekiyorsun onları. Ondan sonra diğer ektiklerin de öyle. Kendin için yapıyorsun. Ha, kendin yani. İçin yapıyorsun. Dolayısıyla İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre usul vermezsen günaha girmezsin. Mesela orada o bahçemizde bizim erik ağaçları vardı, elma ağaçları vardı. Elma hiçbir zaman 1250 kilo çıkacak hali yoktu. Yaz elmasıydı zaten. Erikler de öyleydi. Erikler de öyleydi. Ama İmam-ı Azam İbani Fazlettin iştahını uyarak onda birini ayırıp verince o da aynı şekilde evla olur. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla yani Müslümanların bunu da bilmesi lazım. Çünkü bilen kimse bilerek yapar, hata etmez, günah işlemez. Bazısı bilmeden yapar, bilmeden yapar, emri yerine getirdiğini zanneder, hep borçlu kalır. Hep borçlu kalır. Mesela zekatta deniyor ki zekat günü tayin edilmesi lazım. Hangi gün zenginsen o gün tarihi atacaksın. O tarihte hesabına bakacaksın. Elinde ne kadar var, borcun ne kadar var, borcundan çıkacaksın. Kalan ne kadar, şu kadar, bunun 1/40'ı bu kadar. Ayırdın. Bitti. Senin vazifen bitti. Sene içerisinde verebilirsin onu artık. Sene içerisinde ver. Ya işte biz veriyoruz ya, ya her zaman veriyoruz. Onlar da zekat oluversin canım. Olmuyor. Olmuyor. Çünkü Allah-u Teala'nın emrine kıymet vermiyorsun. Değer vermiyorsun. Kafana göre yapıyorsun. Yarın mahşer günü melekler diyecek ki zekat bomboş geçecek şey amel defterini vermemiş. Verdim ya. Ya verdiğin zekat değildi ki. Çünkü zekatın bir tek farzı vardı. O da niyet etmek. Oturup hesap etmiş yapmak. Senin böyle bir derdin olmadı. Bunlar zekat olmadı diyecekler. Oruç mesela. Ehemmiyet vermiyorsun. Orucun başlangıcına ve bitişine. Başlangıcı imsak. Anlatıyoruz. Ya herkes öyle diyor falan. Ya sen insansın bir düşün diyor. Tehlikeli bir şey söylüyor. Olmadı diyor. Niye menfi tarafından da bakıp da aynı şekilde değerlendirmiyorsun ki? Akşam vakti girmiyor. Cana bana ne günah onun olsun. Senin yapmış olduğun hiçbir şeyin aynı şekilde bir başkasının hatasını kusurunu sen çekiyor musun? Yok. Evladın işlediğini ana baba çekmez, ana babanın çektiğini, ana babanın işlediğini de evlat çekmez. Hiç kimse kimse değil, herkes yaptığının cezasını kendisi bulacaktır buyuruluyor. Dolayısıyla o hassasiyet gösterilirse, şeyde de uşurda da diğerlerinde de bu hassasiyet gösterilirse mesele kalmayacaktır. Gelelim efendim son dinleyicimiz tek bir suali vardı. Bir iki taneydi aslında dün yayına girmişti de hani bir yakınımın dedi kızı işte dedi birisine kaçmış. Hani dedim onu söylemeyeceğim diye yemin ettim falan söylemeyeceğim ama onun ahir vakıbetini öğrenmek. Onun ahir vakıbetini öğrenmek nedir ne değildir hükmü yani buna göre aynı şekilde onlara yardımcı olmak ya da ona yardımcı olmak. Ha anlatırsın söylersin o bildiğini okur paşa gönlü bilir. Paşa gönlü bilir o da bizi ilgilendirmez efendim. Gelelim efendim. Beyim dedi, ben Şafii'yim beyim dedi, Hanefi dedi, işte ilk zamanlarda falan dedi, işte boşanalım, boşanacağız falan filan böyle kelimeler kullanıyordu dedi. Efendim bu kelimelerle talak olmaz deniyor kitaplarda. Boşadım veya şart olsun, git defol git, bunları boşamak niyetiyle söylerse ama. Yani adam defol git dedi de hanımına ama şimdi defol git dedi yani boşamak niyetiyle söylemedi o zaman talak olmaz buyuruyor. O zaman talak olmaz, bu da olmaz efendim. Gizli şirk. Ne demek? Öyle bir şey var mı? Efendim gizli şirk. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Kitaplarda yazıyor. Hatta İslam Ahlak kitabında da yazıyor. Gizli şirkten sakınınız. O ne demek ya Resulallah diye sual ediyor Eshab-ı Kiram. Eshab-ı Kiram sormuş onu. Riya buyuruyorlar. Riya. Ne demek o? Nasıl şirk olur? Ben şimdi diyelim ki
ikindi namazı kılacağım falan. Hani durum bir daha mesela. Daha Mustafa Bey sizin şurada kılabilir miyim falan. Tabii. Şimdi Mustafa Bey var. İsmail Bey var orada. Ben böyle tadilerken riayet ederek böyle boynumu büküyorum muzu ve uçum. Kimin işi yapıyor onların? Mustafa Togöz ve İsmail Sert görsün diye yapıyor. Küllüm riya. Allah böyle ortak koşuyorsun ya, gizli bir şekilde. Ya Mustafa Togöz seni kurtaramaz. İsmail Sert de kurtaramaz. Onlar da emretmedi zaten bunu. Ha, tabii onlar da emretti, onun emriyle yapmıyorsun. Ne? Sonra yalnız kalıyorsun. Farzına kılıvereyim falan filan diyorsun. İnsanların yanında aynı şekilde tatil erken her yer diyorsun. Sünnetleri kılıyorsun. Yalnız kalınca hızlı hızlı kılıyorsun. Farzına kılıyorsun. E bu ne oldu? Riya oldu. Ne oldu? Gizli şirk oldu. Şey de öyle. Bu sadece namazla alakalı değil ki. Geldim böyle herkesin önünde radyoda gençleri topladım. Bu zekatım işte çocuklar gör bak falan diyorum. Hani geç farzda da riya olmaz diyor ama bu yaptığımda riyadır ya. Yani Allah-u Teala'ya ortak koşuyorum. Rabbim emretti bunu. Ben Rabbim'in emrini yerine getirmek için çalışacağım. Ya yani insanlar görsen olur, görmezsen olur. Aferin desen olur, demesen olur. Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri demişler insanlar sizi övüyor. Bu insanlar bugün över yarın da söver buyurmuşlar, tamam mı? Aynen. Onun için rotan insanlara göre değil. Allah-u Teala'nın zasına göre. Dolayısıyla... Bu Kur'an-ı Kerim okumada da, namaz kılmada da, ondan sonra ne bileyim ben bir şey sorulduğu zaman ona cevap vermede de nefsi hayır hasenat yapmada, hayır hasenat yapmada da sadakada. Ya bir zamanlar vardı öyle bir adam televizyonda baktım şey yapıyorum falan. Bir üniversitesi vardı. Üniversitedeki öğrencilere konuşuyor bu şimdi. İş adamı. Herhalde gitti. Zaten adamda din iman yok. öyle biliyordum ben zaten de. Oradakilere diyor elinde göğsüne vurarak diyor. Benim gibi diyor. Hayır hasenat yapın benim gibi. O iş adamları nasıl hayır hasenat yapıyordu biliyor musun? Onu da biliyorum. Biliyorsundur ya. Adam şimdi yapıyor. Bilmem ne okulu. Bunu vergiden düşürüyor. Ya benim verdiğim paradan aynı şekilde hayır yapıyorum diyor. Şeyde yine aynı şekilde kendi kasasına indiriyor. Bunun adı da hayır. Adam çıkmış utanmadan sıkılmadan bir de aynı şekilde kendi yaptırdığı üniversitedeki öğrencilere benim gibi hayır sahibi olun. Aha, senin gibi hayır. Öldüm bakalım orada onun ne hayırını göreceğini yaptığını. Dolayısıyla amelleriniz Allah için olmalı buyuruluyor. Amelleriniz Allah için. Hani Emel abilerin zaman zaman anlattığı bir şey vardı. Biz de burada tekrarlardık. Tekrarlıyoruz zaman zaman yeri gelince de. Şimdi adamcağızın birisi bir gece... Ay yok o zamanlarda aynı şekilde sokak lambaları yok. Elinde el feneri de yok. Gece karanlıkta gidiyor bakmış ayağına. İşte taş çalı falan takılmıştı ya demiş. Kimse yok ama kimse de görmüyor. Pencerelerden bakan da yok baksa da görmez. Zifiri karanlık. Demiş benim gibi buradan geçen bir Müslümana da aynı şekilde eziyet verir bu. O karanlıkta işte el yordamıyla onları kenara çekmiş. İnsanları eziyet verir. Çalıları, taşları. Çalıları, taşları çekmiş. On sana gel zaman git zaman bu bir rüya görmüş. Rüyasında kıyamet kopmuş. Bunu mizanın başına getirmişler. Takır 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 ameller geliyor falan. Melekler diyor ki indi ilahide makbul olan bir tek bir amelim var. O amelin sebebiyle Allah-u Teala seni affetti. Diyor ki benim namaz da vardı falan. Namaz da vardı diyor hepsi defolu. Karışık. Hani seni sordun ya. Riya karışık. Yani. Ne karışık. Hepsi karışık. Defolu. Ama demiş bir gece. Demiş o kabul olan, indi ilahi de kabul olan amelim. Bir gece böyle böyle yaptın. Allah-u Teala buyurdu ki bu kulum bunu benim için yaptı. Kimse görmedi. Kimse de aferin demedi. Benim rızam için yaptı. Bu ameli sebebiyle bunu affettim buyurdu. Bu ameli sebebiyle. Onun için de İmam-ı Rabbani Kudüs'ün talebelerine nasihat ederken, hayattayken. Ondan sonra Mektubat isimli kitabına yazmış. İşte ihlas, halis etmek, tertemiz etmek. Amellerinizi aynı şekilde tertemiz edin. Hatta bir hadise anlatırlar. İmam Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Bakıbillah Hazretleri hayatta. Hindistan'ın başka bir yerinde de bir evliya bir zat varmış. Talebe de yetiştirmiş. Vefat etmiş o zat. Talebelerinden birisi kabirdekiyle konuşabilecek dereceye gelmiş. İşte bir hafta 10 gün geçince o talebe gitmiş kabire. Hocasına aynı şekilde iltica ediyor. Diyor ki efendim. Bize hayatta rehberlik edecek birisi lazım. Siz ahirete gittiniz. Bize kim rehberlik edecek, kim aynı şekilde öğretecek? Hocası da buna diyor ki, Delhi'ye git, orada Muhammed Bakıbillah var, Kuddüs'e suru. Ona tabi ol. İnsan eyalet gittiğim için biliyorum. Neyse, adam o zamanla böyle vasıtalar diyor, gelmiş. Bayağı bir mesafe. Bayağı bir mesafe gelmiş. Buluyor, kapıyı çalıyor, Muhammed Bakıbillah Hazretleri çıkıyor. Diyor ki,
Efendim diyor, benim diyor hocam öldü diyor. Ben diyor size ayrıca kendime mürşid arıyorum. Aa öyle mi evladım diyor ya. Ben de kendime mürşid arıyorum diyor. Bulursam bana da haber ver. Talebe de benim gibi safmış. Allah Allah demiş. Ben yanlış duydum herhalde. Geri dönüyor. Gidiyor tekrar. O kadar yolu kat ediyor hocasının kabrine. Diyor ki efendim diyor. O da mürşid arıyormuş. Evladım diyor. O kapı git diyor. Allah Allah. Tekrar dönüyor geliyor. Ondan sonra gene kapısını çalıyor Muhammed Bakıbili Hazretleri'nin. Kapıyı açıyorum bari. Evladım buldun mu diyor. Bulamadım diyor. Ben de bulamadım evladım diyor. Talebe gene dönüyor. O kadar yolu gidiyor. Bu sefer kabre yatıyor. Diyor ki efendim diyor böyle diyor. Evladım demiş. Allah-u Teala halis din istediği gibi bu büyükler de halis talebe ister. Git. Ben mürşid arıyor falan filan değil. Efendim ben geldim ne emrederseniz de at kendini o kapıya diyor. Ha diyor. O zaman cidden düşmüş geliyor. Kapıyı açıyor Muhammed Bakıbili Hazretleri. Buldun mu evladım diyor. Küt diye iniyor yok diyor. Ne emrederseniz. Osman diyor geç içeri. Osman geç içeri. Yani İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala halis din ister. Bu büyükler de halis talebe ister. Öyle eğri büğrü değil. Bir de şey için anlatırlar da Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar. Bir gün bakmış bir yılan tuzağa düşmüş falan. İşte kıvranıyor falan. Tutmuş aynı şekilde yaralanmış mı onu çıkarmış o tuzaktan kurtarmış. Boynuna almış böyle şeyini götürecek yuvasına götürecek. Derken yılan harekete geçmiş. Bunun boynunu dolanmaya kalkarken hemen kafasına yakalamış. Ne oluyor demiş. Demiş elimde değil ya demiş falan. Sıkmış yani şekilde yılanı aynı şekilde öldürmüş. Onu sana böyle yola uzatmış. Dümdüz. Ben demiş dost doğru arkadaş isterim. Böyle eğri büğrü değildi. Ben demiş dost doğru. İşte İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki saf, berrak, tertemiz, dost doğru bir kulluk istiyor Cenab-ı Hak. Eğri büğrü değil. Onun için riya gizli şirktir. Riya gizli şirktir. Karıncanın ayak seslerinden daha da aynı şekilde hafiftir. Ama insanı berbat eder. Nefs iman etmediği müddetçe hepimizde bu bulunur. Efendim bende yok. Nefsin iman mı etti? Zaten iman etse bunu söylemezsin. Nefsin iman etmezse bunu söylemezsin zaten. Nefsin iman ederse de söylemeye lüzum görmezsin. Hal ile aynı şekilde insanlar seni görür. Hal ile görür ve netice itibariyle ha der bu gerçekten aynı şekilde Allah için yapıyor. Ben bir tane bir vefat etti ya şey ismi söylemem bir zaman sonra. Ali Rıza Yenebakan amca. Almanya'da çalışıyormuş işte namaza deyince Türkiye'den ilk dönemlerde giden Almanya'ya giden işçilerde o zamanlar işte dinse diyor ibadetse diyor buyurun. Fakat tabii hepsi aynı şekilde değil için de bakmışlar ki bunlar namaza şey yapıyor. Çıkıyorlar sigara içiyorlar. Ondan sonra bira içiyorlar falan filan bakmışlar ki bunlar şey değil. Yasaklamışlar bu sefer Almanlar. Fakat diyor benim diyor bir ustabaşı vardı diyor. Gelmiş o ustabaşı buna demiş ki sana yasak değil demiş. Sen demiş hakikaten namaz kılıyorsun. Sen demiş o ibadet vaktin gelince git. İbadet vaktin gelince git sana serbest. E ne oldu? O halis yaptı. Allah-u Teala da bir gayrimüslimin kalbini çevirdi dedi sana izin. Ya çeviren Cenab-ı Hak, kalpleri çeviren Cenab-ı Hak. Onun için de Cenab-ı Hak hepimizi itikatta da, imanda da, amelde de halis ibadet eden, halis iman eden, ihlasla hareket eden kullarından eylesin inşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.